İrade, en önemli konulardan biri. İrade nedir? İrade özellikle Türkmenistan'da çok kullanılan bir kadın ismidir. Hayır değildir. İrade bizim aslına bakarsanız en büyük temel problemlerimizden bir tanesi. Hem günlük hayatta hem bilimsel literatürde. Çünkü özgür irade diye bir şeyi arayıp duruyoruz. Nedir efendim özgür irade? Bizim istediğimiz şeyi istediğimiz zamanda yapmamız ve istemediğimiz şeyi istemediğimiz zamanlar yapmamamız konusunda özgür olduğumuzu anlatan bir kavram. Peki bunun varlığından yokluğundan niye şüpheliyiz? Çünkü özellikle son 200 yıldır dünyadaki entelektüel zihinlere hakim olan bir paradigma var. Rahmetli Descartes'in de biraz gündemimize attığı bir bitle alakalı. İşte ruh beden ayrıdır, res existenza, res cogitans dediği bir ayrım yapmış. Ve işte bu işte ruhla beden arasındaki ilişkiyi de maalesef epifiz bezi diye bir yere bağlayıp bizim ayağımızı iyice bir çarşafa dolandırmış. Hala çıkamıyoruz işin içinden. Ama neticede diyor ki beden bir otomattır, yani bir makine gibidir. Girdiğe göre çıktı üretir. Bir de ruh vardır. O da böyle sebepsiz şeyler yapmamızı ve aşkın şeyleri işte becermemizi, düşünmemizi, felsefe yapmamızı falan sağlar gibi bir takım dallanmalar yapmış düşüncesinde. Tabii ki çok büyük bir filozof. Yani şimdi burada tutup da ben daha şu gencecik yaşımda adamcağızla dalga geçecek halim yok. Fakat bugün bilim dünyasında da güncel hayatta da maalesef bu felsefi akımın, yani bu ikilik dediğimiz işte Descartes'in neydi lan adı unuttum. Dualizm. Descartes'in dualizm dediği şeyin aslında bilmeden biraz sıkıntısını çekiyoruz. Bu arada parantez içinde bir şey söyleyeyim. Biz böyle bilimsel görüşleri işte determinizm, dualizm, Newtoncu evren falan diye konuşurken böyle çok hani bilim dünyasında, kraliyet akademilerinde konuşulan bir şeyden bahsediyormuş gibi gelebilir. Ama aslında bunların hepsi güncel hayatımızda resmen düşünüş yöntemlerimizi belirleyen alışkanlıklara dönüşmüş vaziyette. Çünkü özellikle Batı medeniyetinin zihni bunlar üzerine kurulduğundan biz filmlerde, müziklerde, yediğimiz, içtiğimiz ürünlerde her şeyde aslında bu felsefenin sonuçlarıyla karşılaştığımızdan biraz böyle doğal olarak bunu betimliyoruz. Mesela çocuğu şu okula gönderirsem kesin iyi olur. Kızı bırakırsan ya davulcuya, zurnacıya kaçar gibi anlamsız lineer cümleler kurmamızın sebebi biraz da bu eski tip düşüncelere fazla kaptırmış olmamız kendimizi. İrade konusunda da benzer bir durum var. Şimdi özgür irade diye bir laf geziyor ortada ve insanların özgür iradeye sahip varlıklar olduğunu varsayıyoruz. Niye varsayıyoruz? Mesela mahkemelerde buna göre karar veriyoruz. Biri birine zarar veriyor, öldürüyor, malını çalıyor falan. Bu insanın akıl sağlığı yerindeyse, yani belirgin bir patolojisi, sorunu, hastalığı yoksa diyoruz ki kötü niyetle bunu yaptı ve o niyetinden dolayı yapmayabilecekken yapmayı tercih etti ve dolayısıyla özgür irade sahibi bir insan olduğu için de cezalandırılması gerekir. İşte hapisten idama kadar, bir sürü para cezasına kadar bir sürü şeyler uygulayabiliyoruz. Bütün bunlar da özgür iradenin varlığına dayanıyor. Peki özgür iradeyi biz nereden bulduk? Nasıl icat ettik? Özgür irade gözlemsel olarak görebildiğimiz bir şey olmadı hiçbir zaman. Sadece zannettik ki insanlık olarak İnsan gerçekten nedensiz şeyler yapabiliyor gibi gözüküyor. Biliyorsunuz bir tuhaf harekette bir sürü tuhaf hareketimiz var. Hani izahtan varisi siz bile her gün yapıyorsunuz muhtemelen. Bunlara bakınca diyoruz ki demek ki insan kafasına göre takılabilen bir canlı. Ve buna da bir isim koymak gerekiyor. Tabii bunu böyle kahvede muhabbet ederken koymuyorlar. Descartes gibi insanlar senelerce düşünüp bunlara kavramlar öneriyorlar. Bu kavramlar arasında en tutanlardan bir tanesi de İngilizce free will denen özgür irade. Biz şimdi mesela bilimsel olarak laboratuvarlarda insan beyniyle ve davranışlarıyla çalışırken neyi arıyoruz? Felsefi olarak düşünüp gözlemsel olarak desteklediğimiz tecrübelerden ürettiğimiz uydurulmuş bir kavramı arıyoruz aslında. Özgür irade. Yani bir irade var, gayet özgür. Bağsız, bağlantısız, kafasına göre takılıyor. Şimdi var olmayan, yani gözlemlemediğimiz ama uydurduğumuz bir kavramı laboratuvarda aramak her zaman problemlidir. Mesela ruhu araştıran araştırmalar da böyledir. Çünkü ruh gözlemleyerek koyduğumuz bir isim değil. Dolayısıyla yani bu bedeni hareket eden ruh diye bir şey olması lazım diye varsaydığımız için dilimize pelesenk olmuş soyut bir ifadedir. Ama bu ifadeyi laboratuvara sokamıyorsunuz çünkü gözlemsel karşılığı yok. Özgür iradede de aynı şey var. Mesela ne yapıyoruz? Meşhur Libet deneyi vardır. Onlarca sene önce adam kafaya takmış. Demiş ki biz karar verdiğimiz anda acaba
Yani beynimizde neler oluyor? Bir şey yapmaya karar verdiğimiz tam o anda. Takdir edersiniz ki test etmesi zor bir şey. Çünkü bir insanın içine girip de baba ne zaman karar verdiğini görebileceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla kişinin beyanına dayanmak durumdayız. Ama bunun için çok zekice bir deney tasarlamış. Böyle ekrana bir tane kadran koymuş. Saat gibi düşünün. Ve o işte yelkovan gibi de bir tane ok var. Sayılarla bölünmüş o kadran. Ve yelkovan gibi olan şey belli bir hızla böyle kadranın içinde dönüyor. Katılımcıya diyor ki deneye, otur bunun karşısına, beynine elektrotlar falan takıyor tabii şey, beynine değil kafasına. Eline de bir tane düğme veriyor. İstediği şey çok basit. Diyor ki kadran dönerken izle, o ibre dönerken izle. Bir noktada düğmeye basmaya karar ver ama karar verdiğin anda kadranın kaçı gösterdiğine dikkat et. Ve karar verdiğin anda düğmeye bas. Şimdi katılımcıların bunu yapması çok zor değil. Biraz alıştırdıktan sonra gayet güzel yapabiliyorlar. Böyle düşünün kendinize, ekranda oturuyorsunuz, kadrına bakıyorsunuz böyle. Tam dörtten geçerken basacağım lan ben buna deyip tak diye basıyorsun. Ve bu sırada beyin potansiyelleri kaydediliyor. Bilgisayarlarda işte analiz ediliyor vesaire. Çalışmanın sonucunda ilginç bir şey gözüküyor. Kişiler bilinçli olarak karar verdiklerini fark ettikleri o andan saniyeler önce, bazen de milisaniyeler önce beyinlerinde bir özel potansiyel geliyor. Ve siz o potansiyele bakarak bu kişinin o hareketi yapacağını o kişi bilinçli olarak bilmeden bilebiliyorsunuz. Eyvahlar olsun. Berbat bir şey. Ya bilinçli olarak karar verdi, yapıyordu adam ne güzel. Ama laboratuvarda özel aletlerle baktığınızda o daha bilmeden onun ne yapacağını bilebiliyorsunuz. Bu tabii ki gündeme bomba gibi düşen bir hikaye. Özgür irade diye bir şeyin aslında bir yanılsama olduğunun en güçlü kanıtlarından bir tanesi. Bu çalışmalar daha sonra birçok farklı yöntemle de denendi. Mesela beyin gözleme teknikleriyle falan da yapıldığında gördüğümüz şey çok ilginç. Sıkı durun, kemerlerinizi bağlayın. Bilinçli karar vermeden neredeyse 7 saniye öncesine varana kadar bilim insanları sizin ne yapacağınızdan önceden haberdar olabiliyorlar. Arkadaşlar 7 saniye diyorum. Şöyle bir sayar mısınız 7 saniye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kadar süre önce sizin ne yapacağınızı tespit edebileceğini ya da öngörebileceğini söyleyen bilimsel araştırmalar var. Gerçekten biraz düşünce irkilmemek mümkün değil. Hani Yunus diyor ya, bir ben vardır benden içeri o diye, hemen onu çağrıştıran bir durum var. Yani içeride biri karar veriyor, sonra senin bilinçli zihnin diyor ki ben bu kararı verdim. Yani Nasrettin Hoca'nın eşekten düşüp de ben zaten inecektim demesi gibi bir hikaye vereceğiz aslında baktığınızda. Fakat Libet'in deneylerine geri dönelim. Libet'in deneylerinde pek gündem olmayan başka bir deneme daha var. O denemeyi çok fazla yerde duyamayacaksınız. Ben de yıllarca duymadım. Deneyi bundan ibaret zannettim. Biraz derinlere kazınca, işte kaynaklara gidip bakınca görebilme imkanı oldu. Libet bir de şunu yapıyor. Diyor ki, kadınına bak, bir yerde basmaya karar ver ama basma. Şimdi bunu yapması biraz daha zor. Yani denek bakacak, tamam basacağım diyecek ve basmayacak. Bu deneyin sonuçlarını araştırdığınızda yine çok ilginç bir şey görüyorsunuz. Denek karar verdiği andan, yine Libet'in deneyinde milisaniyeler önce, hatta bir saniyeye yakın kadar süre önce beyninde yine o hazırlık potansiyeli oluşuyor. Ama o hazırlık potansiyeli eğer böyle bir talimatla, önceden engellenmesi talimatıyla gölgelenirse insan onu yapmaktan vazgeçebiliyor. Buna hatta bazı kaynaklarda free will yerine, İngilizce'de özgür irade yerine free want, yani serbest yapmama, yani bizim derimizde irade anlamına gelen bir terim kullanılıyor. Yani biz dürtülerimize göre davrandığımızda, bir şey yapmaya karar verip yaptığımızda aslında baya otomatik pilot bir sistemde çalışıyoruz. Ama bir şey yapasımız geldiğinde yapmadığımız anda henüz bilmediğimiz bir o üst kontrol sistemi beynin gidişatını ve kaderini tahmin edilemez bir şekilde engelleyebiliyor. Çapraz yapılan deneylerin birçoğunda bu bulguya bir türlü anlam veremedikleri için de maalesef beden dışı açıklamalar gibi saçma sapan yerlere gitmek gerektiği için diyorlar ki baba burası bizi ilgilendirmez. Biz şu özgür irade yok kısmında kalalım. Ne güzel, kaptır gitsin işte, özgür irade yok. Bizler otomatız, aynen devam. Bozulursan gel tıp seni yapsın, psikolojide bir ilaç versinler ya da büyü yapsınlar, iki kere sen iyileş falan. Bu düzen olduğu gibi devam etsin. Bilimsel araştırmalarda bu konuyu araştırırken ana akım bulguların hepsi çok sıkıcı ve moral bozucudur. Ama bilimin devrimleri
bulguların kenarlarında yer alır. Ve biz genellikle laboratuvarlarda, istatistikte marjinal verileri atmak gibi bir eğitimden geçeriz. Yani bunlar çok uç veriler, bunları atalım. Ama eğer bunu bütün bilim insanları yapsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Bugün kuantum fiziği diye bir alan olmazdı. Ve bugün bu yayın dijital mecralardan size asla ulaşmamış olurdu. Çünkü kuantum fiziğinin ortaya çıkışı fizik deneylerindeki marjinal verilerde aga burada ne oluyor diye soran Max Planck gibi çatlak adamların zihinlerinin bir ürünü. Dolayısıyla uç verilere bakacak olan insanlar yarın bir gün bugün böyle karmaşık anlaşılmaz gibi gözüken bu hikayelerden müthiş devrimler yaratıcı buluşlar üretebilecekler. Ama bugün için özgür irade diye bir şeyin varlığına net bir kanıtımız olduğunu söylemek zor. Son bir öneri vereyim. Özgür irade lafını biz uydurmuştuk. Ama başka kavramlar da var irade için kullandığımız. Mesela bizim özellikle İslam kültürünün yaygın olduğu ülkelerde cüz'i irade diye bir şeyden bahsederler. Cüz'i sözcüğünün etimolojisini ise çok az insan muhtemelen kazıp da bakmıştır bu nedir acaba diye. Küçük yani cüz, parça falan biliyorsunuz kitabın cüzleri, Kur'an'ın cüzleri falan böyle parça demek cüz. Fakat cüz'i sözcüğünün ana termihi yani esas çağrıştırdığı anlam zerredir. Yani ölçülemeyecek kadar küçük. Belki sırf bu kavramın önerdiği şeyi bir hipotez olarak bakacak olursanız, irade vardır ama maddi alanda o kadar cüz'idir ki bizim maddi bilim yöntemleriyle tespit etmemiz o kadar da bedava olmayabilir. Bu hipotezde yarın bir gün bu işe bakan genç araştırıcı arkadaşlar yarın bir gün Nobel alırken beni de bir akıllarına getirirlerse çok sevinirim. Çünkü bilimde hipotezler böyle biraz sanatsal, biraz çatlak, biraz özgür düşünceleri kafada çevirmekten geçer. Bu da onun belki bir örneği olur. Bir öneri, bu kavramların bilimle çalışıldığı kadarıyla çıkan sonuçlarına bakarak hayatınızı tanzim etmeyiniz. Çünkü daha dün sağlıklı yaşamak için yumurta yemeyi bırakan insanların hazin sonuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Biliyorsunuz daha dün yumurta kalp damarlarını tıkıyordu. Bugün yumurta bol bol yiyin kalp damarınıza bir şey olmaz diye bilim fikir değiştirdi. Bilimin gücü fikir değiştiriciliğindedir ve siz bilimden ilham alarak hayata bakmayı unutmadığınız ve kendinizi kontrol etmeyi unutmadığınız sürece endişeye mal yok, irade var yok, hala sorumluyuz. Yırtmak çok mümkün değil.